Herkül sitesini yöneten, onun adına Pensilvanya'da konuşmalar yapan bir isimdi. Fakat o dönem FETÖ'yle başından sonra örgütü yönetebilecek isim olarak ön plana çıkmamıştı. Ve yaşının da genç olması kendisine ekstradan bir avantaj sağlıyor. Örgütün mollalar ekibinde ve örgüt elebaşına karşı bir anlamda bayrak açan açıklamalar yapıyor. Hapishanelerdeki mahkumlara dini rehberlik hizmeti vererek geçimini sağladığını iddia ediyor. FETÖ elebaşı cehennemin dibini boyladığında onun yerine örgütü yönetebilecek 4 isimden bahsedeceğim. Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere FETÖ elebaşı cehennemin dibini boyladığında onun yerine örgütü yönetebilecek 4 isimden bahsedeceğim. Bu 4 isim medyamızda sıklıkla yer alan Mustafa Özcan, Cevdet Türkoğlu, İsmail Büyükçelebi ya da Barbaros Kocakurt olmayacak. Bu 4 isim eskiden FETÖ elebaşı yerine örgütü yönetebilecek kişiler olarak ön plana çıkmışlarken şimdi örgütteki bütün ağırlıklarına rağmen FETÖ elebaşı cehennemin dibini boyladığında onun yerine örgütü bir arada tutabilecek isimler olarak görünmüyor. Hazırsanız başlayalım. Osman Şimşek neden listemizin birinci sırasında yer alıyor? Bilindiği üzere Osman Şimşek FETÖ elebaşının dizinin dibinden ayırmadığı, onun konuşmalarını yayınlayan, Herkül sitesini yöneten, onun adına Pensilvanya'da konuşmalar yapan bir isimdi. Fakat o dönem FETÖ elebaşından sonra örgütü yönetebilecek isim olarak ön plana çıkmamıştı. Ta ki Pensilvanya'da Cevdet Türkoğlu'ndan dayak yiyip daha sonra FETÖ elebaşının yanından kovulana kadar. Evet, FETÖ elebaşının yanından kovulduktan sonra Osman Şimşek FETÖ elebaşından sonra örgütü yönetebilecek en güçlü aday olarak ön plana çıktı. Çünkü örgütte herkesin nefretini kazanan Cevdet Türkoğlu ve Mustafa Özcan'a karşı bayrak açabilmiş, örgütte önemli görevler üstlenen ilk kişi olarak ön plana çıktı. Bundan önce ne İsmail Büyükçelebi, ne Barbaros Kocakurt, ne de diğer örgüt yöneticileri açıkça Mustafa Özcan ve Cevdet Türkoğlu'na karşı seslerini yükseltememişti. İlk defa Osman Şimşek bu isimlere karşı sesini çıkartarak ve bu isimlerden dayak yiyerek, bu isimler tarafından Pensilvanya'dan kovularak ve en son Herkül sitesinin yönetiminden atılarak FETÖ elebaşından sonra örgütü yönetebilecek en güçlü aday haline geldi. Çünkü hem örgütün eskileri tarafından saygı duyulan hem de son olaydan sonra örgüte muhalif olmaya başlayan örgüt mensupları tarafından el üstünde tutulan bir adam haline geldi. Osman Şimşek şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde hapishanelerdeki mahkumlara dini rehberlik hizmeti vererek geçimini sağladığını iddia ediyor. Bu şekilde hayatını sürdürüyor. Bu bile FETÖ'cüler tarafından onun ne kadar önemli bir insan olduğunu gösteren bir delil olarak ön plana çıkartılıyor. Ki Osman Şimşek eğer bu dayağı yememiş olsaydı Cevdet Türkoğlu'ndan büyük ihtimalle Pensilvanya mollası olarak devam edip daha sonra örgütün bir ülke imamı ya da bir kıta imamı olarak faaliyetlerine devam edecekti. Ancak şu anda FETÖ elebaşı cehennemin dibini boyladığında onun yerine bu terör örgütünü yönetebilecek en güçlü aday olarak ön plana çıktı ve yaşının da genç olması kendisine ekstradan bir avantaj sağlıyor. Fethullahçı terör örgütünü FETÖ elebaşından sonra yönetebilecek ikinci isim Ahmet Kurucan. Ahmet Kurucan 2000'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. FETÖ elebaşının damadı ve FETÖ elebaşının Pensilvanya'da yaptığı konuşmaları Zaman Gazetesi'nde yayınlayan bir isim. Örgüt elebaşının konuşmalarını yayınlayan Ahmet Kurucan, Zaman Gazetesi'nde Ekrem Dumanlı'nın bile çekindiği bir isim olarak biliniyordu. 17-25 Aralık sürecinden sonra televizyonlara çıktığında banka hisseyi devlet bile batıramayacak, biz Türkiye olimpiyatlarını gerekirse evimizin bahçesinde bile yaparız diyerek devlete meydan okuyan bir adamdı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortadan kayboldu. 2018 yılında
FETÖ içerisindeki tartışmalarıyla bilinen bir siteye verdiği mülakatta zamanında yaptığı bu konuşmalardan ötürü pişman olduğunu, örgütün güçlü olduğunu vehmettiğini, devletin örgütle bu kadar mücadele edeceğini tahmin etmediğini açıkladı ve 15 Temmuz'dan ötürü FETÖ elebaşına eleştiriler yöneltti. Ahmet Kurucan'ın eleştiriler yöneltmesi oldukça ilginçti çünkü FETÖ elebaşının damadı, FETÖ elebaşının özel konuşmalarını yayınlayan bir isim, örgütün mollalar ekibinde ve örgüt elebaşına karşı bir anlamda bayrak açan açıklamalar yapıyor. Ahmet Kurucan FETÖ elebaşı ve yöneticilerine darbe yaptığı için değil, darbeyi yaparak başarısız olduğu ve örgütün 40 yıllık planlarını suya attığı için kızmıştı. Ahmet Kurucan 2018 yılında bu bayrak açma olarak adlandırılan konuşmadan sonra örgütün sitelerinde yazmaya devam etti ve şu an örgütün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan genç üyelerine verdiği röportajlarla oldukça popüler. Ahmet Kurucan örgüt üyesi gençlerle yapmış olduğu konuşmalarda "Ailenizin Türkiye'de yaşadığı gibi Amerika'da yaşamayı beklemeyin. Buranın kendine özel şartları var. Burada Türkiye'de yaşadığınız hayatı yaşamayacaksınız. Amerika'ya adapte olmalısınız." la başlayan, daha sonra eşcinselliği onaylayan, bunun kanuni bir mesele olduğunu, İslami bir perspektifte konuşulamayacağını, kanunen buna uyulması gerektiğini anlatan, tesettür meselesinde FETÖ elebaşının 28 Şubat'ta takındığı tavra benzeyen bir tavır takınan, örgüt üyesi gençlerin hoşuna gidecek açıklamaları sürekli röportajlarında veren bir isim. Ahmet Kurucan bu nedenle örgütün FETÖ elebaşından sonraki lider adayları içerisinde ön plana çıkıyor. Çünkü örgütün Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya kaçan gençleri arasında oldukça popüler. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt yapılanmasına hakim ve aynı zamanda örgütün eski kanadına da son derece yakın bir isim olarak, onların karşı çıkmayacağı bir isim olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle listemizin ikinci sırasında yer aldı. FETÖ elebaşı cehennemin dibini boyladıktan sonra onun yerine örgütü yönetebilecek üçüncü isim Halit Esendir. Halit Esendir'den daha önce videolarımızda sıklıkla bahsettik. FETÖ'nün kurucu kadrosunda yer alıyor, örgütün ilk dershanelerinin kurucusu, Yamanlar Koleji'nin kurucusu, örgütün Pakistan ve Afganistan'da imamlığını yaptı. Daha sonra Türkiye'ye gelip gazeteci olmadığı halde Medya Etik Konseyi Başkanlığı'nı üstlendi. Ardından Almanya'ya kaçtı. Ancak Halit Esendir Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Almanya'da. Çünkü örgütün yöneticileriyle arası bozuk. Yapmış olduğu konuşmalarda baylok kullanmanın hata olduğunu, patates hat kullanmanın hata olduğunu, kod adı kullanmanın hata olduğunu, bu tür işlere girişerek yanlış yaptıklarını söyleyen bir isim. Dahası ben zamanında hatıralarımı yazacaktım. Yazdıktan sonra örgüt elebaşına gönderdim. Bana sen bu hatıraları yazarsan bizi terör örgütü ilan ederler dediği videoları var. Yarın bizi bu kitaptan bunlardan dolayı, hatıradan dolayı örgüte gösterebilirler. Örgüt gösterebilirler. Peki Halit Esendir örgüt yöneticileriyle bu kadar arası kötü olmasına rağmen neden örgütü yönetebilecek isimler arasında yer alıyor? Sırf bu nedenle. Çünkü örgütün kurucu kadrolarında yer alıyor ve örgüt yöneticilerini sürekli eleştirerek ama örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e hiçbir şey söylemeyerek örgüt yöneticilerini sürekli eleştirip örgüte muhalif olacak gençleri etrafında topluyor. Halit Esendir'in tek dezavantajı örgütün eski kadrolarına olan eleştirisine rağmen örgütün eski kadrolarına olan yakında. Bunu bazen Önder Aytaç'ı, Emre Uslu'yu, Ahmet Dönmez'i sosyal medyada eleştirerek gösteriyor. Siz bu isimlere bu kadar haksızlık ediyorsunuz. Tamam ben de eleştiriyorum ama bu kadar da eleştirmeyin dediği anda aslında örgütte lider olabilecek potansiyelini yavaş yavaş eritiyor. Çünkü örgüt mensupları daha önceden de bahsettiğimiz gibi darbeyi gerçekleştiremedikleri için örgüt yöneticilerine oldukça sinirli. Biz 50 yıl bu iş için uğraştık ve siz 15 Temmuz'da bu işi beceremediniz, beceriksizler diyerek örgüt yöneticileri eleştiriliyor. Yoksa masum insanların canına kastettikleri için değil. Listemizin 4. sırasında FETÖ'nün eski TSK imamı Hamdullah Bayram Öztürk yer alıyor. Hamdullah Bayram Öztürk, FETÖ içerisindeki yöneticiliği ortaya çıktığında Zaman Gazetesi'nin Brezilya temsilciliği gibi saçma sapan bir görev kendisine verilerek
yurt dışına kaçırılmış bir isim. Ve Güney Amerika'daki faaliyetlerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip FETÖ'nün Amerika'daki eğitim kurumlarında ders veren, dışarıdan bakıldığında bir ilahiyatçı olarak görünen bir adam. Ama Adil Öksüz'den önce TSK imamlığı yapmış, örgütün mahrem kadrolarına oldukça hakim, Tuncay Opçin, Faruk Mercan gibi örgüt yöneticilerinin sorumluluğunu üstlenmiş bir adam. Hamdullah Bayram Öztürk, yaşı itibariyle FETÖ ile başından sonra örgütü yönetebilecek bir isim. Çünkü 1967 doğumlu, örgüt elebaşından 26 yaş daha genç. Ve örgüt kadrolarını son derece iyi biliyor. Örgütün eski yöneticileriyle arası son derece iyi. Zaten tek dezavantajı da bu. Cevdet Türkoğlu, Osman Şimşek kavgasında Cevdet Türkoğlu'ndan yana taraf olarak aslında kendisine örgüt liderliğini açabilecek bir yolu kendi eliyle biraz kapatır gibi oldu. Ancak halen örgütte son derece güçlü. Örgütün özellikle mahrem kadrolarına oldukça hakim ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetleri nedeniyle FETÖ ile başından sonra örgütü yönetebilecek isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. FETÖ elebaşı cehennemin dibini boyladıktan sonra onun yerine örgütü yönetebilecek 4 ismi anlattık. Bu 4 isim dışında başka isimlerden elbette bahsedilebilir. Nasıl FETÖ elebaşı Yaşar Tunagür tarafından 1965'te İzmir'deki yapıya dahil edildi ve onun başına getirildiyse FETÖ elebaşı da dışarıdan bir ismi getirip FETÖ'nün başına dahil edebilir. Çünkü örgütün renklendirme faaliyetleriyle örgüt üyesi gibi görünmeyen çok sayıda kriptonun olduğu bilinen bir gerçek. Ancak biz FETÖ içerisindeki tartışmaları da baz alarak örgütte son dönemde hem eski hem de yeni kadroların lider adayı olarak gördüğü 4 ismi anlattık. Ancak şunu söylemekte de fayda var. FETÖ ile başından sonra örgütün başına kim gelirse gelsin örgüt bir dağılma süreci içerisine girecek. Çünkü kendisine haşa peygamberlik görevi verdikleri FETÖ ile başından sonra hiçbir isim onun kadar örgüt üyelerini bir arada tutamayacak. Fethullahçı terör örgütünü anlattığımız videolarımıza devam edeceğiz. Bizi desteklemek için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimleri açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz.